Günaydın, iyi pazarlar. Bugün 25 Haziran 2023 Munster TV'de her pazar olduğu gibi Profesör Doktor İbrahim Öztürk'te bir gerçek ekonomi programıyla daha karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. İyi pazarlar olsun. Çok teşekkürler. iyi yayınlar diliyorum Turan Bey. Ben de teşekkür ediyorum hocam. Bir teşekkür de bizi her hafta yalnız bırakmayan seyircilerimize gelsin onlara özellikle teşekkür ediyorum hocam çünkü YouTube'un bu denli baskı yaptığı iktidarın bu denli sesimizi kesmeye çalıştığı dönemde onların sayesinde biz yine geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyoruz çalışıyoruz yorumlarını da hem siz hem ben çok yakından okuyoruz takip ediyoruz eleştirileri dikkate alıyoruz eksik olmasınlar diyeyim hocam. Elbette ki ekonomideki gelişmelere biraz sonra geçeceğiz. Haftaya damga vuran gelişmeler oldu ve bundan sonrasını da ekonomide konuşacağız ama Rusya'da çok sıcak gelişmeler var. Rusya'da paralı asker grubu olarak adlandırılan Wagner grubu Rus ordusuna karşı ayaklandı hocam. Ve e, haliyle bir anda dünyanın gözü kulağı dikkati Rusya'ya çevrildi. Bizim de bu konuyla başlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru Toran Bey e, tabii e, bu konudaki bizim söyleyeceklerimiz bir uzman yorumu değil. E, hı hı. Yani bir entelektüel insanın e, okumaları, e, görüşü ve değerlendirmeleri çerçevesinde eline alınmalıdır. Özel bir Rusya uzmanlığı gerektirir. Wagner grubunu kapasitesini çok iyi tanımak gerekir. Putin'in adeta e, gizli e, bir hazinesi, sağ kolu e, dibinde yetiştirdiği bir insan olay çok boyutlu ve çok erken çok taze bilgiler az ve yanıltıcı olabilir. Bir takım karşı propagandaların da etkisinde kalınabiliyor olabilir. Onun için herhalde beklemek gerekir. Ama benim kanaatimce Putin için işler tabii ki Ukrayna cephesinde gördüğümüz gibi iyi gitmiyor ve Batı'nın evet çok başarılı olmasa da Batı'nın yaptırımları sürekli kademe kademe ileri düzeye doğru gidiyor, artıyor ve Rusya tek boyutlu olarak Hindistan'a ve Çin'in kucağına düşmüş durumda adeta. Dolayısıyla seçenekleri, pazarlık gücü kalmamış durumda. Ruslar her gün bin civarında insan en az öldüğü söyleniyor hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Rusya dünyadan izole olmuş durumda ve halkta bu muydu Rus ordusu ve Putin'in bir kağıttan kaplan olduğu gerçeği de ortaya çıktı. Dolayısıyla Putin için işler yolunda gitmiyor. Batı'nın silah desteği Ukrayna'ya gittikçe sofistik hale geliyor ve artıyor ve Ukraynalılar ezber bozuyor, savaşıyor bu arada. En önemlisi de bu belki. Böyle bir ortamda bu wagnerle ile Putin arasında yaşanmakta olan şey açıkçası benim çok ikna olduğum bir durum olmadı. Ben güç kaybetmekte olan, altı oyulmakta olan ve 2024 yılında da seçime gitmek zorunda olan Rusya'da, Putin'in Türkiye'de Erdoğan'ın yaptığına benzer kontrollü bir darbe girişimini adamına yaptırttığı kanaati oluşuyor benle gittikçe. Biliyorum bu dediğim söylenenlerin çok tersinde bir görüş. Herkes e, Moskova'ya doğru yürüdüğünü ve e, Can Hıraş Moskova'yı yönetenlerin kapıları, bacıları kapattığı, köprüleri kapattığı, yolları kamyonlarla kapatıp savunma hattı oluşturdu. Bunlar bizim 15 Temmuz'da olan işlere benzer bir şekilde hiç e, inandırıcı doğru hareketler gibi durmuyor. Yani bilmem nereden e, bir küçük bir ordu, hep topu 25 bin kişilik bir ordu, hava kuvvetleri de olmayan profesyonel bir takım askerler 500 kilometrelik Moskova'ya doğru yola çıkmış geliyorlar ve Moskova'da bunu köprüleri kapatarak seyretmeye. Burada anormal bir şey var. Tıpkı 15 Temmuz an anormalliği gibi bir şey var. Son tahlilde bunlar e, Putin'le bir şeylerin pazarlığı da yapılıyordur. Putin istemese bunları yollarda iki gün içinde telef eder yok eder. Ortada hiçbir şey kalmaz. Başka bir şey oluyor ve benim kanaatim budur. Yani ben kamuoyunun işte bir darbe oluyor. Putin gidiyor. Rusya'da bilmem kaça bölünüyor gibi çok erken yorumları ben satın almıyorum. Değerlendirme dışı tutuyorum. Eğer Putin, bir KGB ajanı Putin ve kendi ellerinde bütün sır küpü Wagner'le böyle bir sonucun olacağını kanaatinde değilim ben. Wagner'in Putin'e çalıştığını, Putin'i güçlendirmek üzere, Putin'e yeni bir operasyon alanı açmak üzere beğenmediği askerleri ve komutanları bu vesileyle tasfiye etmek üzere Putin'e bir imkan sağlandığını düşünüyorum. Ama tabii ki uzun vadede Ukrayna'da sonuç ne olur onu bilmek mümkün değil. Çok parametreli bir küresel güç oyunuyla karşı karşıyayız. Her şey olabilir. Son tahlilde elbette ki Rusya'da çeşitli iç karmaşalar olabilir ve Rusya daha da dağılabilir. Daha da küçük devletçiklere bölünebilir. Bunların hepsi mümkündür. Ama şu an benim gördüğüm budur. Bu olayın arkasında Putin'in olduğuna inanıyorum ve bu sürecin sonunda Putin'e yaramak ve bir tasfiye yapmak, yeniden bir korku iklimi yaymak ve bir yeniden yenilmez kahraman insan rolüyle Rus halkının karşısına çıkmak ve kendine yeni meşruiyet zeminleri yaratmak üzere bunu organize ve tertip ettiğine inanıyorum. Benim görüşüm şimdilik budur. Ama şunu tabii ki önün ötesinde de söylemek lazım. Bildiğimiz dünyanın sonuna geldik. Hepimiz ezberlerimizi bırakmak zorunda olduğumuz çok tehlikeli bir sürece girdik. O sürecin adı şu. Bizim için önemli olan da bu. Demokrasinin, insan haklarının, hukuk devletlerinin patır patır rafa kalktığı, tamamıyla güç ve çıkar mücadelesi üzerinden uluslararası ilişkilerin yeniden şekillenmeye başladığı bir döneme gidiyoruz. Bu anlamda Seçimden sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde çok geniş bir manevra alanı oluşturduğunu, adeta dümdüz bir yol olduğunu görüyorum. Öyle değerlendiriyorum. İçeride kendisini durduracak hiçbir karşı dengeleyici güç kalmadığı gibi rejimi tümüyle kendi yanına geçirdiği gibi muhalefeti de dizayn ederek adeta yok olma, infilak etme sürecine soktu. Bu Erdoğan'ın ne kadar o anlamda büyük bir lider olduğunu gösteriyor. Dış dünyada da az önce dediğim çok kutuplu dünyada hiçbir ülkenin diğer ülkenin üzerinde kendi değerlerini, normlarını ve çıkarlarını tek taraflı olarak dayatamadığı bir ortama geçtik. Böylece Türkiye tırnak içinde stratejik bağımsızlığını, otonomi imkanını maalesef büyük oranda Erdoğan kazandı dünyaya karşı. Eğer şu an içinde bulunduğu büyük parasal sıkılaşma, işte bizim her hafta konuştuğumuz konu budur zaten. Şu an Recep Tayyip Erdoğan'ın deli tavuk gibi ortalıkta dolaşmasının nedeni hizmet ettiği, desteklediği, kurguladığı çağ dışı ekonomik yapının 80 milyonu zengin edecek parasal kaynakları istihdamı ve işi yaratamadığı görülüyor. Sürekli açık vererek borçla ve ülkenin varlıklarını satıp tasfiye ederek gidebilecek yol bitti. Geride ne kaldı biraz sonra onu konuşacağız. Acaba hala neyimiz var satabiliriz? Arsası, gayrimenkulü, devlet varlıkları üzerine yeni bir satış dalgasının eşiğinde bekliyor. Dolayısıyla Erdoğan bunu yaparken de Batı'ya çok fazla taviz vermeden o kazandığı stratejik otonomiyi feda etmeden kafasındaki rejimi Türkiye'ye oturtmak üzere dolu dizgin gidebilmek için ...bu parasal sıkılaşmayı da aşarsa önünde sonsuz bir istediğini yapabilme konusunda davranış alanı oluşacak maalesef. Ee, bu da tabii Türkiye için o anlamda çok iyi bir haber değil. Çünkü Erdoğan'ın zihindeki kodlarını, hayallerini, rüyalarını bir hasta diktatör olarak biliyoruz. Ee, Rusya analizinden ve dünyanın sergilediği çok kutupluluk ortamında... Türkiye'nin göreceli olarak elde ettiği stratejik bağımsızlık ve otonomi alanının ne anlama geldiği bizi bu şekilde ilgilendiriyor doğrusu. Hocam tam da bu Erdoğan'la ilgili yaptığınız analizin üzerinden devam edelim. Af tartışmaları yeniden gündemde yani Erdoğan'ın bu güçlenme süreci daha da güçlenme süreci seçimden sonra af tartışmalarını da bu anlamda bakmak gerekiyor. Ekonomi konusuna biraz sonra gireceğiz. Evet, seçimden önce de zaman zaman e, af hep gündeme geldi hocam. Zaman zaman ısıttılar ve bazen de biliyorsunuz bu daha fare doğurdu. E, e, af da gerçekleştirdiler. Fakat e, siyasi e, aslında esirleri bırakmak yerine gerçek suçluları saldılar, katilleri, hırsızları, gaspçıları. Bunları çıkarttılar. Şimdi yeniden bir genel af veya bir türevi gündeme getirildi. E, bunu da konuşmamız gerekiyor değil mi? E çok doğru çünkü bir kere o genel affın ifade ettiği kapsam alanına bizim gibi vatansever dürüst insanlar da giriyor yani. Hmm. Dolayısıyla siz hani ben niye ülkemde değilim, ben niye işimde gücümde değilim? O yaratılan mağduriyet sürecinin sonucu yani tabiri caizse mite fişlettirip. Yargılamadan bir 15 Temmuz çakma darbesi ortamında hepinizi yargılamadım attım. Ben böyle düşünüyorum sizinle ilgili çünkü MİT'ten bana sizinle ilgili bu bilgiler geldi ve sizi damgalamışız. Niçin damgalamışsın? yaptığımız yasal vatandaşlık faaliyetleri için ara yapsamıza göre suç olmamış olmayan işleri yapmışız. Sen şimdi diyorsun ki o dün senin o yaptıkların var ya benim için suç olmayan o şeyleri senin için suç olduğuna karar verdim ve buna kimse de müdahale edemez çünkü güç bende ve ben böyle karar verdim. E, benim vakanlarım böyledir ama onlar için suç olarak değerlendirmiyorum. Benim bürokratlarım da aynılarını yapmıştı biliyorum. Ama onlar için suç olarak değerlendirmiyorum. Daha yeni bir medyaya düşen video gördüm. Bir üst düzey bir AKP'li bürokrat diyor ki işte 17-25 Aralıktan önce ben de Amerika'ya Pennsylvania'ya, Fethullah Gülen'in yanına gittim. Çünkü o dönemlerde herhangi bir üst düzey bürokraside yer almanın yolu oradan geçiyordu. Hepimiz gittik diyordu. Siyasette, bürokraside, iş dünyasında yol buradan geçiyordu. Ne kadar doğru diyor, ne kadar abartıyor bilmem ama şimdi bu adam böyle diyor ama Erdoğan'ın milat dediği tarihte yerini Erdoğan'ın yanı olarak seçtiği için Erdoğan diyor ki senin suç yaptıklarına suç dememeye karar verdim. Benim yanıma geçmemiş bir tarafsız olanları bertaraf etmeye karar vermişim. Dolayısıyla anayasaya ve vatandaşlık hukukuna bakmıyor. Ele geçirdiği güç üzerinden yok etme politikası gidiyor. Hal böyle olunca bu tartışma bizi de ilgilendiriyor. Yani Kahakalıların kanun hükmünde kararnamelerle yargısız infaza maruz kalmış insanların vatandaşlık muamelesi görmemiş insanların hukukunun iade edilmesi. Burada dediğiniz gibi daha önce de denendi bu buna benzer şeyler hepsinde daha fare doğurdu. Erdoğan iki konuda sürekli hayal kırıklığı yaratıyor. Birisi yargı reformu adına utanmadan yargı reformu diyor. Yargı reformu dediklerinin hepsi yargıyı biraz daha ele geçirmek üzere adımlar atmaktan ibaret şey. O onun adına Avrupa için yargı reformu var. Siz bizden bekliyorsunuz. Aha biz de yargı reformu yapıyoruz diye lanse ediyor. Gerçeğinde ise yargıyı biraz daha iç ediyor. Biraz daha daha otonomisini, yargısal özgürlüğü, bağımsızlığı yok ediyor. İkinci hayal kırıklığı da, da dediğimiz gibi bu af denen şeyde tümüyle e, adi suçluları affettiği bir dönem yaşandı. Peki şimdikinde ne yapar? Benim kanaatim şudur. Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliğini biliyoruz. Erdoğan kin ve nefretten beslenerek yaşamalarını sürdüren yani ağır hastalıkları var. Korkarım. Kullandığı ilaçlara nazaran kin ve nefrete daha çok yaşamak için ihtiyacı var. Öyle bir habis bir ruh yapısı var. Dolayısıyla Erdoğan'dan örneğin kanun hükmünde kararname deyince de lafı ezip büzmeye gerek yok. Gülen taraftarları aklımıza gelecek. Yüzde sekseni o cemaatin mensuplarıdır. Yüzde yirmi de bu vesileyle torbaya doldurup Erdoğan'ın sevmediği, hoşlanmadığı muhaliflerden oluşan bir yüzde yirmi var. Yüzde sekseni de bu camia. Erdoğan Gülen camiasını yese doymaz. O camia ile helalleşme ihtimali yoktur. Hayatın hatta şunu söyleyeyim size. Kızını bu alba, bu İHA yapan ya, damada vereceği zaman benim içeriden aldığım bir bilgi şöyleydi. Ona demiş ki sana iki tane vasiyetim var. Bunları e, tutman şartıyla sana kızımı veriyorum. Birisi beş vakit namaz kılacaksın. İkincisi ölene kadar FETÖ'yle savaşacaksın. Yani sana aile mirasın budur. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan e, kendine göre e, cemaate istediği her şeyi verdiğini söylüyor. Bunun karşısında cemaatin tam aidiyetini tam cemaati satın almış olmayı varsayıyordu. Size veriyorum karşılığında benim kiralık askerim, zulüm aracım, aletim olacaksınız. Benim dışımda kendinize ait bir gündem takip etmeyeceksiniz. Sonra yine kendi değerlendirmesine göre görüldü ki cemaat tabiri caizse yine bunun değerlendirmesiyle söylüyorum. Erdoğan safın teki biz bunun sırtına bineriz. Bununla istediğimiz yere kadar bu bizi sırtında taşır. Orada bir tekme vururuz. Kaldığımız yerden kendi ajandamıza devam ederiz. Noktasındaydı. Bunu kendine göre anladı. Fark etti. Deşifre oldu konu. Bunun üzerine de yok etme. Onun için kini ve nefreti sonsuzdur. Zaten şu an farkındaysanız seçimden sonra yargıtaya, danıştay'a bütün davaları onaylayın diye talimat verdi. Dağdan, taştan insanlar toplanıyor. Suçlu suçsuz demeden işte Meriç'ten insanlar şu an kaçmak için can hıraş e, gruplar halinde kaçıyorlar. İnsanlar diğer tarafta geriye itiliyorlar. Bıçaklı saldırılara uğruyorlar. Çoluk çocuk e, dağda bayırda izle telef oluyor. Avrupa ayım yapmayın bunları." dendiği halde Erdoğan Yunanistan tarafındaki bu e, militer yapılarla bu illegal yapılarla nasıl bir hani pushback yapan, geri itenlerle nasıl bir ilişkiye girmişse, Ahimin direktifleri bile olayı durduramadı. Kadın, kız, çoluk çocuk demeden hepsi maalesef ölüme terk edildiler. Dolayısıyla Erdoğan'dan bir af bekleyemeyiz. Peki bu söylemin nedeni nedir? Evet, bir af olacak. Ama o af kanun de kararnamelerle zulme maruz kalan bu kesim için olacak bir af gibi durmuyor. O Gülen cemaatinden hapiste olup da zaten cezasının çok büyük bir kısmını bitirdiği halde bırakılmayan insanları sırf ahime mesaj vermek için, sırf Türkiye ihraç etmek üzere önümüzdeki günlerde toplanacak olan Avrupa Komisyonu'na mesaj göndermek için bakın siz bana dediniz ki biraz ya adalete dönün, siz bize dediniz ki ahim kararlarını uygulayın, işte uyguladık, Yargı yap af yaptık. Çıkarttık şu kadar insanı. Bir de biliyorsunuz Turan Bey Erdoğan yargısından bile aklanmış olan on binlerce insan var. Yani FETÖ değil, suçlu değil, bilmem ne değildir diye. Ve Erdoğan bunlara diyor ki benim yargımdan bile aklanmış olsanız da yine de sizi görevinize döndürmüyorum. Çünkü ben öyle karar verdim sizinle ilgili. Muhtemelen şimdi af kapsamında Bunları da geri işine döndürecek büyük oranda. Çünkü dediğimiz gibi onun yargısında bile suçsuz çıkmış yani. Onun adaletsiz militan yargısında bile adamlar için bir şey bulunamamış. Dolayısıyla cezasını büyük oranda bitirenlerin affı zaten Erdoğan yargısından e, e, aklanmış olanların göreve döndürülmesi ve hapishanelerde bir yer açarak yeni tutulan insanlar için tıkılacak yer üretmek üzere yapılan ve Avrupa'ya ahime, Avrupa Konseyi'ne şirin gözükmeye çalışan bir manevra olarak değerlendiriyorum. Onun için benim kanaatimce büyük bir kardeşlik, helalleşme, kucaklaşma gibi bir beklenti Erdoğan dünyasından baktığım zaman bana çok imkansız gözüküyor Turan. Ve hocam Erdoğan'ın nasıl resmi olarak da yerli bir oldu. Faiz artışı geldi. Evet, beklediğimiz gibi geldi. Evet. Fakat biz geçen hafta bu konuyu ele alırken bir hatırlatma ile başlayalım Turan Bey. Biz dedik ki iki boyutu var bunun. Birincisi dünyadan para toplayacağı adamlara dönüp diyor ki, bakınız siz zaten bir sömürge valisini eline mektubu vererek gönderdiniz. Ey Recep Tayyip Erdoğan şu mektupta sana gönderdiklerimizi yapman gerekir diye. Ben bunu kabul ediyorum. Merkez Bankası'nın başına da koydum. İkinci olarak sizinle anlaşabildiğini söylediğiniz Mehmet Şimşek'i de ikna ettim, getirdim. Faizi artıracağım. Devalasyon yapacağım. Bunlar Turan Bey bir ülkeye bir ekonomik krizden sonra dış dünyanın desteğine, yardımına başvuran bütün Türk hükümetlerinin geçmişte de yaptığı iki yöntemdir. Bir, sert bir devalasyon, iki sert bir faiz artışı. Böylece ne olacak Turan Bey? Şu olacak. Yani yabancılar gelecek, bir kere Türk lirası çok değersizken <laughs> oraya o paraya girecek, az bir parayla çok miktarda TL alacak. Yani TL'niz yabancı için Sudan ucuz olmuş olacak. Tıpkı bir mal gibi paranız da ucuzlamış olacak. O malı TL'yi alınca da bu sefer enflasyonun üzerinde yüzde kırkların üzerindeki bir faizle bir korkunç bir faiz gelirini başlatmış olacak. Devalüasyon ve enflasyon karşılıklı desteklenmesiyle buradan ikna edeceksiniz. İki, bu gelen para illa da faiz kazancına gitmesi gerekmeyecek. Bir kısmı e, borsaya gidecek borsadaki şirketlerin uçmasından halkı da peşinden sürükleyerek para kazanacak devletin bono ve tahvilini alacak ki devlet diyor ki ben sana çok yüksek faizle zaten senden borçlanacağım gel bana gir ama bunun karşılığında senin faizinden ne almayacağım ben sana verdiğim faizden e, e, vergi almayacağım stopaj vergini sıfırlayacağım başkalarını e, gariban kobilere esnaftan aldığım vergilerin hiçbirini senden almayacağım. Yüksek faiz, stopaj faizi e, faiz vergisi sıfır. Ve sonunda da dönem bittiği zaman yabancı bir şart daha koşuyor. Üçüncü şarta geldi sıra. O da dördüncü şart. Üçüncü şart vergi de almayacaksın benden. Kazançlarım böyle cillop gibi e, bende kalacak. Dördüncü şart da şu. E, bu Türkiye'yi biz tanırız. Bu şartlarda Türkiye maksimum 4 sene bilemedim 5 sene bu şekilde istikrarını koruyabilir. Bildiğimiz Türkiye'nin istikrarsızlık hastalığı geri döner. Ve ben o zaman çıkmam gerekir. Benim o zaman çıkmam durumunda bana nasıl bir ortam lazım? O benim girdiğim zaman nasıl ki Türk lirası çok değersizleşmiş olması gerekiyorsa benim çıkacağım zamana kadar düzenli ve sistematik olarak Türk lirası bu seferde Yüksek faiz ve dışarıdan kaynak girişi etkisi altında düzenli olarak Türk lirasının değer kazanmış olmasını bekliyorum. Ki e, ben e, Türk liramı e, dövizimle hızla Türkiye'den çıkabileyim, değer kaybetmeden çıkabileyim diye. Yani Türk lirası çok değerli olunca bu sefer çıkarken bol miktarda bu sefer de döviz alacak girdiği duruma göre. Dolayısıyla çıkarken bir de yani nereden kazanacak? Kambiyodan kazanacak. Döviz kuru satın almaktan girerken ucuz satarken çıkarken pahalı satarak elindekini oradan da kazanacak. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yüzde yüzleri yüzde iki yüzleri vuran korkunç bir kazanç şekli yok. Yabancılar diyor ki bana bunu garanti etmen lazım. Altını çizelim. Bana bunu garanti etmen lazım. Niye? Erdoğan'ın ne zaman döneceği, ne zaman neye kural diyeceği, neye nas diyeceği, neyi kabul edip neyi de hangi aşamada masaya tekmeyi vuracağı bilinmediği için yabancılar diyor ki bu yetmez, bütün bu dediklerimiz olacak. Ama bu tüm bu dediklerimizin yerine gelmesi için senin IMF e vari varı uluslararası bir taahhüt vermen lazım. Devletini, siyasi iradeni bağlaman gerekir. İşte şu an Mehmet Şimşek'in Ortalıkta çaresizce döndüğü durum tam da bu. Çünkü Mehmet Çimşek uluslararası topluma bir ekonomi programı açıklayamıyor. Hatırlar mısınız? E, damat e, 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 Al Bayrak kendine küre, e, bir ekonomi programı e, böyle hava basa basa açıklamıştı. Ondan sonra başkasıları o olmadı başka bir program açıklayalım dendi. Kimse itibar etmedi ama bir program açıklamışlardı. Şimdi Mehmet Çimşek eldeki NAS modeli gitti. Bunu savunmanın imkanı yoktur. Türkiye rasyonel zemine dönmek zorundadır diyor. Ama peki o rasyonel zeminin ekonomi programı nedir? Gerçekçi, uygulanabilir, rasyonel, tutarlı bir ekonomi programı ulusun önüne de uluslararası yatırımcıların da önüne koymak şarttır. Fakat gördüğüm kadarıyla bunun takımlarını kurması lazım. Şimdi Faiz Nastır Kur'an bunu artırmayın, düşürtün diyeyim demek için Merkez Bankasına yerleştirdiği militanları şu an Merkez Bankasındaki işine devam ediyor Turan Bey. Düşünün evet. Türkiye'nin insan sermayesinin ne kadar zavallı bir duruma olduğunu. Dün faiz düşecektir diyen adamlar bugün talimat çıkacaktır dediği için bugün çıkartıyor aynı adamlar. Dün nastır, düşmelidir diyor. Bugün ne nasıl canım enflasyonla mücadele edeceğiz çıkacak diyor ve çıkartıyor. Dolayısıyla bir kere Mehmet Şimşek ekiplerini kuramıyor. Takımlarını kuramıyor. Ve böyle olunca e, kurumları tam kontrolünü alabilmiş değil. Merkez Bankası'nın bu başarısızlığın altında imzası olan Şahap Kavcıoğlu'nu... ...ekonominin e'sini bilmeyen bu at hırsızını... Tuttu oradan aldı BDDK'nın bankacılık denetleme ve düzenleme kurumunun başına koydu. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'e dedi ki özgür özgür değilsin. Sana ha o zaman mesaj şu oluyor Turan Bey. Yabancılara da herkese de mesaj şu oluyor. Bu program diye bir şey yok. Erdoğan yerel seçimlere kadar bazı ucu kaçmış dengeleri toparlayıp halka 2023'ün sonu itibariyle diyecek ki Bak gördünüz mü enflasyon vardı, Aha onu da düşürmeye başladık. Zaten bir tek enflasyon sorunumuz vardı, başka türlü zaten uçuyorduk, gidiyorduk biz. E bunu da çözdük, sonra 2024 yılındaki seçimin son 3 ayında yeniden bütçeyi darmadağın etmek, para basmak, herkese dağıtmak, tekrar faizleri indirmek, o bildiğimiz şu an yaşamakta olduğumuz modelin aynısına dönüp son bir seçim daha kazanmak. O seçimi kazanırsa ne olacak? O seçimi kazanırsa işte o seçimden sonra gerçek halkı inim inim inletecek ekonomi programı o zaman gelecek işte. O zaman Türkiye'yi tabiri caizse zorunlu ve mecburi istikamet olarak daha da diktatörleşerek, daha da toplumun üzerine çökerek halkı Erdoğan'a rey verenler başta olmak üzere inim inim inleteceği o aşamaya yerel seçimlerden sonra döneceğiz. Bunun anlamı şu. Demek ki bunu sizin bizim gördüğümüz gibi yabancılar da feci halde görecektir. Hı hı. Böyle bir taktik manevra, topun döndürme ortamında Türkiye'ye büyük bir para girmeyecektir. Erdoğan ihtiyaç duyduğu parayı Mehmet Çimşek ortalıkta böyle top dolaştırırken zaman kazanırken başka yerlerden acaba bulabilir miyim diye şu an can hıraş gayretlerine devam ediyor. Konu bu. Hocam sahibinden tasfiye halinde satılık bir ülke diyebilir miyiz? Deriz sanırım açacağım biraz daha. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe gelirlerini arttırmak için çalışmalar yapıyor haliyle. En başta ÖTV ve devlete ait mal ve hizmet fiyatlarında artış planlanıyor. E Turan Bey e, evet aslında hani e, uluslararası yat, sermaye nedir o? Yani bir kısa vadeli sıcak paranın gelmesi. Kısa vadeli sıcak paranın gelmesi işte az önce anlattım. Bu mimariyle evet. gelebilir ancak. 2 zaman içerisinde bu kısa vadeli sıcak paranın Türkiye'de yatırımlara dönecek uzun vadeli kredilere dönüşmesi lazım. Bu arada farkındasınız değil mi Turan Bey? Türkiye'yi düzlüğe çıkartalım diye kurduğumuz cümle şu aslında. Türkiye'nin şu an 500 milyar dolar borcu var. Uh -huh. Türkiye'ye şöyle bir mümkünse bir 250-300 milyar dolar daha borç gelsin diyoruz. Yani Türkiye'nin şu badireden atlattığını söylediği anda Türkiye'nin 700-800 milyar dolara çıkacak borcu. Yani milli gelirinin neredeyse %100'üne doğru fırlamış olan korkunç bir borç daha olacak. Bu güme gidiyor yahu nasıl bunun altından kalkacaksınız demek korkunç bir borç dalgası daha gelecek neslin omuzlarına yıkılıyor anlamına gelecek bu şimdi e, dolayısıyla uzun vadeli krediler bir de her şey yolunda gitse doğrudan yabancı sermaye yatırımları olacak ama şu an Türkiye öyle gözüküyor ki bunu çekme bunu getirme niyeti de yok imkanı da yok çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de eee tümüyle ülkeyi teslim alacak operasyonlarını yerel seçimle birlikte bitirmesi gerekiyor. Yerel seçim, son seçim ve Erdoğan'ın önünde artık bundan sonra hiç gül, dikensiz gül bahçesine dönmüş bir ülke geliyor. Şimdiden tercihimi, e, tahminimi söyleyeyim. Yerel seçimlerde CHP'nin aldığı bütün ana büyükşehir belediyelerinin tümünü geri alacak birinin ikisini değil tümünü geri alacak. Bunu hep beraber burada yaşayacağız ve göreceğiz Turan Bey. O kıvama geldi Türkiye. Şimdi peki Erdoğan sizin dediğiniz e, sahibinden tasfiye halinde satılık ülke konusunda ne? Biz programlarımızda bunu defalarca söylemiştik. Demiştik ki Erdoğan bunların hazırlıklarını zaten yapıyor ama siyasi olarak rey kaybetmemek için bunları açıklayamıyor. Şimdi bunlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kanal İstanbul bağlamındaki bütün bölgenin pazarlanma çalışmaları dolu dizgin devam ediyor. Türkiye'nin en stratejik bölgelerinde tümüyle halkın girmesine yasaklanan çok kritik yerler şu an yeni yeni halkın girmesine kapatıldı. Buraların imar çalışmaları, iskan çalışmaları yapılıp bunları Araplara satmak için hazır hale getiriyorlar. Şimdi bakın çok enteresan bir bilgi yalnız vereyim size. Tabii ki bu bağlamda Türkiye'nin elinde varlık fonu denen yer var. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin bütün varlıklarını varlık fonunun içine koyarak bunları yasalardan muaf hale getirdi. Ne demek bu Turan Bey? Bir, varlık fonuna alınan devlet kurumları kitler denetlenmeyecek. Sayıştay denetiminden muaf, şeffaflıktan muaf. Recep Tayyip Erdoğan nasıl dilerse öyle değerlendirilecek haline getirildi. Bu tam bir sultanlık modeli anayasanın dışına çıkartılarak yönetilen yerler biliyorsunuz bu varlık fonunun başına 2016 yılının sonuna doğru Mehmet Bostan diye bir kişi atanmıştı. Bu Mehmet Bostan'la ilgili olarak dün bir yeni haber aldık. Meğersem bu 2017'nin başında Mehmet Bostan buradan istifa etti. Aslında görevden alındı deniliyor. Ee, ve şu an Mehmet Bostan bir yolsuzluk soruşturması kapsamında e, tutuklanarak Silivri cezaevine konulduğu söyleniyor. Bu olay yavaş yavaş açıklanıyor. Şimdi ben Mo Mehmet Bostan'ı tanıyorum. Mehmet Bostan Güneş Sigorta'da daha sonra e, Türkiye Yatırım Ajansının başkanlığını yapacak olan ve oradan da Türk Hava e, Yolları Yönetim Kurulu'nun iki dönem üst düzey e, yönetim kurulu başkanlığını yapacak olan İlker Aycı ile çalışmış bir arkadaş. Şimdi e, Mehmet Bostan'ın bir yolsuzluk kapsamında e, hapse konulduğu söyleniyor. Buna göre şöyle bir şey olmuş. Mehmet Bostan e, birlikte çalıştığı iş insanı bir iş insanı olarak e, dekler edilen bir kişi var. Bu kişiyle Türkiye'ye İngiltere'den uluslararası fonlardan 25 milyar dolar kadar büyük bir para bulup getireceklerine dair Recep Tayyip Erdoğan'ı belli ki ikna etmişler. Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzının suyu akmış. Gidin ve getirin onu diye. Fakat böyle şeyleri yapabilmek için tabii ki bal tutan parmağını yalar. Çeşitli aracılara bu işin içine sokulmuş yerli ve yabancılara belli ki bir takım paralar yedirilmesi gerekmiş. Öyle deniliyor ki yaklaşık 25 milyon dolarlık kaynak varlık fonundan bu şekilde uçmuş. Fakat sonunda Mehmet Bostan bu parayı bulup Türkiye'ye getirememiş. Konu bu. Doğru. Dahası ama Mehmet Bostan bu nedenle hapse konuldu denilse de ben Mehmet Bostan'ı ta üniversitede öğrencilik yıllarından beri tanıyorum. Bu denilse de bana göre Bun, olmaz bunun gerçek nedeni çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yolsuzluk diye bir gündemi yok ki. Işık ta Güneş Sigortadan, Yatırım Ajansı'ndan ve THY Yönetim Kurulu'ndan başına hiçbir şey gelmemiş olan beyler etilerdeki polis okulundan başka ormanlık arazilerin imara açılması satılmasında ismi çokça geçmiş olan İlker Aycı'ya bir şey olmayan bir ülkede. Güneş sigortanın gayrimenkullerinin satışının altında imzası olan İlker Aycı'ya bir şey olmayan bir süreçlerde Mehmet Bostan'ın aa yolsuzluk oldu biz de yakaladık hapse koyuyoruz. Bu yaşadığımız gerçekliğin hiçbir yerinde karşılığı yok. Ben onu açıklıyorum ve ilk defa burada açıklayacağız. Basına da buradan bu doğru bilginin gitmesi gerekir. Mehmet Bostan'ın ailesi temizdir. Babasını tanırım. Temiz, ariban, zavallı, parada pulda gözü olmayan, mazlum, tertemiz, pırıl pırıl bir insandır. Ama Mehmet Bostan da bir hayli, hırslı, para için gözü dönmüş olan, makam ve mevki için kendini her konuda riske atabilecek yapısı olan bir delikanlı. Erdoğan'ın bu gazına gelerek bu işlerin içerisine girmiş olsa da, Ahmet Davutoğlu'na daha yakın bir tip olduğu için sanırım ona birileri gelip demiş ki Turan Bey yapma kardeşim bak Recep Tayyip Erdoğan bu varlık fonu üzerinden milletimizin geleceğini yok ediyor ama bunların altından hepsinde senin imzan oluyor yarın Recep Tayyip Erdoğan diyecek ki ben 20 tane ilaç kullanan hasta bir insanım kaç defada konuşmalarımda dedim ki herkes yasalara uysun kurallara uysun. E bu gitmiş uymamış imza atmış benim hiçbir şeyden haberim yok zaten hastayım. Zaten anayasa bağlar benim sözüm bağlamaz bunları tabi oldukları yasalar bağlar diyecek. Yapma uyma bu kadarını yapma diye korkutmuşlar Turan Bey. Onun için Mehmet Bostan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinden talep ettiği bazı ileri derecedeki ihanet projelerin altına imza atmadı. Büyük baskı yapıldı buna rağmen korktu ve atmadı. İşte bu nedenle varlık fonundan atıldı, kovuldu. Madem sen benim adıma suç işlemeyeceksin, ben bütün kurumlara benim adıma suç işleyen insanlar koyuyorum. Sen niye işlemiyorsun? Ama atmak yetmedi. Ondan sonra emir verdi. Bu nasıl bana böyle karşı gelmiştir? Bu nasıl ben imza at dediğim halde atmamıştır? Araştırın bakayım bunu. Çünkü Mehmet Bostan Ali Babacan'ın bürokratı. Çünkü Mehmet Bostan Ahmet Davutoğlu'nun bürokratı ve Recep Tayyip Erdoğan'a ben bu imzayı atmam diyebilme cüretini göstermiştir. Yoksa konu o yolsuzluk değildir. Eminim yolsuzluklara da karışabilme potansiyeli olan bir insan bu arada. Ama konu yolsuzluk değildir. Konu Erdoğan'ın suç ekonomisine imza atmaktı. Bakın şu an varlık fonundan başındaki insanlar sanırım Erdoğan için çok sayıda suça imza atmak üzere hazırlık yapılıyor. Bakın Türkiye'nin bir kere kamu bankaları şu an satış listesinde hazırlık yapılıyor. Ziraat Halk Vakıf Bank. Recep Tayyip Erdoğan bu bankaları ta hükümete geldiği ilk yıllarda 2006'da 2007'de satmak istiyordu Turan Bey. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a danışmanlık yaptım. O yıllarda yanına gidip geldiğim o yıllarda kendisine demiştim ki bankası olmayan bir devlet haline düştüğün zaman bu ekonomiyi de nasıl müdahalede bulunacaksın? Nasıl yöneteceksin? Sen çok gaza geldin. Önüne gelen para yapan her şeyi satma gazına. Ama bunları yaparsan ileride zor duruma kaldığın zaman keşke önermeseymişim. Lanet olsun. Adama verdiğimiz şeyle devletin kaynaklarını babasının malı gibi çarçur etmesi için akıl vermişiz meğersem. O zaman o bankaların satışından vazgeçmişti ama şimdi yeni modeller öğrendi. Recep Tayyip Erdoğan tecrübe kazandıkça yabancılara mülkiyetini satıyor ama yönetiminde kendi adamlarını tutmak şartıyla satıyor. Onun için bu devlet kamu bankalarını Borsa İstanbul var. Türkiye Hayat Emeklilik, Türkiye Katılım Sigorta, Türk Hava Yolları var, PTT var, İzmir Alsancak Limanı var, Botaş var, Türkiye Petrolleri var, Türkiye Varlık Fonu Enerji var, Türkiye Varlık Fonu Rafineri ve Petrokimya var, Türksel var, Türksat var, Türk Telekom var, Çaykur var, Kayseri Şeker, Türk Şeker var. Türk tarım var, eti maden var, Türkiye maden var, kardemir var. Elde kalan son şeyleri doldurmuş oraya satmak için. Şimdi burada altını çizelim. Bu kurumları seçim kazanmak için hem kadrolaşlarını şişirerek hem bunların kasalarını boşaltarak Tuğran Bey bunları büyük zararlara soktu. Bunları bu haliyle yabancılar almayacağı için Bunlar bu haliyle para etmeyeceği için ne yapmak zorunda Turan Bey? Bunların hepsi öyle değil ama çoğunluğu böyle. Bunların bilançolarına makyaj yapmak gerekecektir. Yani büyük kamu kitler zammı yapmak suretiyle biraz belki kadro tasfiyesi şişmesini azaltmak suretiyle bu kurumları karlı hale getirip demesi lazım ki buyurun. Bunu istemişsinizdir. Ben halkımın sırtına zamları, vergileri bindirdim. Bunların bilançolarını da düzelttim. Sizin için dikensiz gül bahçesine döndürdüm. Buyurun gelin alın kazanın helali hoş olsun size. Onun için maalesef çok üzülüyorum. Ülkemiz bu anlamda korkunç bir varlık tasfiyesiyle bir gayrimenkul tasfiyesiyle gelecek nesillerin bütün e, hamle yapma ortamını elinden almak suretiyle e, tehlikeye atılmaktadır. Turan Bey. Hocam seçimler vesilesiyle düzensiz ve tabiri aslında yerindeyse yağmacı sığınmacılar diye bir sorun devreye girdi. Nüfus artışı, yaşlılık, geleceğin demografik felaketi önemli bir tabir bu konuşulmaya başlandı. Siz bir kalkınma iktisatçısı olarak bu konu Halile doğrudan ilgi alanınıza giriyor öyle değil mi hocam? Çok doğru Kalkınma iktisadının önemli bir konusu demografi Turan Bey ee, şimdi hatırlarsanız Türkiye için bu Erdoğan'ın iktidara geldiği yıllarda bir çok sıkça kullandığımız bir demografik fırsat penceresi ifadesi vardı O neydi evet. Türkiye'nin ortanca yaşı, 29'du. Daha 30 değildi. Yani Türkiye bu, bu istatistikle genç nüfustan oluşan önünde altını çizerek söyleyelim. Çok kritik olarak demiştik ki Türkiye'nin önünde maksimum 30 yıllık bir hayati stratejik bir koşu alanı var. Türkiye bu 30 seneyi mükemmel değerlendirirse ondan sonraki gelecek yaklaşık 100 senesini garanti altına almış olacak. Ama o da neydi? İşte bu genç nüfusu inanılmaz bir eğitimden geçirterek, kabiliyet ve kapasitesini artırarak, katma değeri yüksek teknolojilerde ve sektörlerde istihdam ederek Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler ligine girmesinin motor gücü haline getirmesi gerekiyordu. Bu fırsat penceresi devam ederken Erdoğan da bildiğiniz gibi bu konuda bir farkındalık yaratmak için en az 3 çocuk diye bir kampanya başlattı. Şimdi ben o dönemde de bu 3 çocuk gündemine destek verenlerdendim. Niye destek verenlerdendim? Çünkü nüfusun kendi kendini yenileyebilmesi için yani aza, artmasa da azalmasının önüne geçmek için genç ve yaşlı dengesini koruyabilmesi için kişi başı doğum oranının 2.10 olması gerekiyordu. Üç çocuk bunu sağlayan bir kriterdi basitçe söylemek gerekirse. Dolayısıyla teknik dille söylemek gerekirse Türkiye'nin o demografik fırsat penceresini erken kaybetmemesi için 3 çocuk politikası bir uzun vadeli strateji olarak doğruydu. Ancak ben bunun yanına ikinci bir şerhimi koyuyordum. Diyordum ki Yahu sen elimizde olan genç nüfus sokaklarda ipsiz, sapsız, işsiz, umutsuz, açsız, okulsuz, tedrisatsız bu insanlara hak ettiğini verdin mi ki daha çocuk doğurun diyorsun. Bu bir. İki, insanlar çocuk doğuracaklar. Peki bunu hangi maliyetle büyütecekler? Hangi hayat refah koşullarında bunların hak ettiği hayatı onlara sunacaklar? Şimdi Erdoğan ekonomide işler iyi giderken bile okul yapmaktan ibaret gördüğü için e, ki oradan bile müteahhit rantı elde ediyor çünkü. Okul yapmanın ötesine eğitim anlayışını taşıyamadığı yetmezmiş gibi bugün Türkiye'de bırakın çocuk yapmayı insanlar evlenemez duruma düşmüş durumdalar. Çünkü hayat pahalılığından hiçbir temel harcamayı yapamaz duruma insanlar düşmüş durumda. Dolayısıyla ne oldu Turan Bey? Hayat kendi gerçeklerini icra etti ve Türkiye'de bugün örneğin şunu söyleyelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın en az 3 çocuk gerekir dediği örneğin 2001 yılı gibi bir tarihte Türkiye'de doğum oranı 2.38'di. Yani evet. Erdoğan o tarihte bunu gündeme getirmekte haklıydı. Çünkü Artık gidiyor aşağıya doğru belli. Bugün ne oldu Turan Bey? Maalesef Türkiye'deki doğum oranları özellikle 2018'den sonra artık hayat pahalılığının altında, umutsuzluk altında kıvranan aileler nedeniyle ibret verici bir şekilde şu an 1.62 seviyesine düşmüş durumda. Yani bugün itibariyle Türkiye'nin nüfusunun kendini yenilemesi, dengelemesi imkanı. Kalmamıştır. Bakın size şimdi bir grafik gösterelim. Burada Türkiye bitiyor diye İbrahim e, Kahveci'nin e, köşesinde de kullandığı, başkalarının da kullandığı burada çok güzel bir grafik var. Bakın bu grafikte bir yeşil eğri, bir de e, mavi bir e, eğrimiz var. Şimdi bakın bu mavi eğriyle yeşil eğri aşağı yukarı 2017 yılında birbirleriyle kesişmiş durumda Turan Bey. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'de 2017'den sonra 0-4 yaş arasındaki nüfus 5 milyon 664 bin şeklinde azalmaya başlarken maalesef yaşı 65 ve üzerinde olan nüfus çok hızla artış eğilimine, trendine girmiş. Böylece genç nüfusla, yeni doğan 0-4 yaş arasındaki nüfusla 65 ve yaş üzerindeki nüfus arasındaki makas almış başını gidiyor. Tercümesi ne? Nüfus çok yaşlanıyor ama genç nüfus alttan gelmiyor. Korkunç bir tehlike ülkemiz için. Bunun karşılığında ne oluyor Turan Bey? Bunun karşılığında maalesef Türkiye'nin haritası var burada. Mesela bu da enteresan bir harita. Bunu da değerlendirebiliriz burada. Yani Türkiye'nin 2018 yılındaki iller bazındaki doğum haritası var. Bir de 2022 yılında iller bazındaki doğurganlık oranını veren harita var. 2018 yılında Suriyeliler dahil edilmeden rakamlar verilmiş. 2022 yılında su, yine su sığınmacılar dahil edilmeden verilmiş. Dolayısıyla bunun içinde dışarıdan gelen sığınmacı etkisi yok bunlarda. Tümüyle Türkiye'nin kendi halkındaki e, nüfus doğurganlık oranı. Bakın Türkiye'de kırmızı ve koyu kırmızıyla olan yerler hem 2018 yılında hem de 2022 yılında gördüğümüz gibi Güneydoğu bölgesi Güneydoğu bölgesinde doğurganlık oranına dikkatinizi çekerim yaklaşık 4 civarında ee, ve e, hepsinde de istisnasız hepsinde de iki buçuk ve üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'de doğurganlık oranı Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde olurken Batı'ya ve Karadeniz'e doğru gittikçe bu hızla düşmektedir. Ee, bu bir demografik veridir. Dolayısıyla bir kere Türkiye'de ben bunu... Hiçbir negatif anlam içermeden gözlem olarak söyleyeceğim demek ki Türkiye'de çok yoğun bir Türk nüfusunda azalma, Türk nüfusunda yaşlanma, Türk nüfusunda artma ve gençleşme ter eğilimi devam ediyor. Bir de son yıllarda yurt dışından getirilen Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Pakistan'dan, Afganistan'dan getirilenler var. Bunların da doğurganlık oranı Kürt vatandaşlarımızın da çokça üzerinde olan adeta bir doğurma doğum makinesine, bir kuluçka kuluçka makinesine dönmüş bir görüntü var. Ben burada ne oluyor böylece şöyle bir şey oluyor Turan Bey. Geçen Balkanlardan bir dostum bana birkaç fotoğraf gönderdi. Dedi ki hocam dedi Balkan ülkelerinin tümü Kosova'sı, Karadağ'ı e, Burala Bosna Hersek buralar Türkiye'den kaçıp fırsat bulursa devamında Avrupa'ya gidecek insanlar buralara park etmiş durumda. Türk kaynıyor her yer. Şimdi Türkiye'ye Orta Doğu'dan Afrika'dan Asya'dan oluk oluk kayıt dışı düzensiz göç hücumu devam ederken Türkiye'nin insanı oluk oluk Türkiye'den ayrılmaktadır. Şimdi lütfen bunun yanına bir de Almanya'da daha yeni çıkan göç yasasını koyalım. Türklere diyor ki bak ey doktorlar siz gelemiyordunuz. Ey mühendisler siz gelemiyordunuz. Ey okumuşlar siz gelemiyordunuz. Bunların hepsini kaldırıyorum şu an diyor. Turist vizenizi alın. Eğer donanımlıysanız, nitelikliyseniz burada da bir iş bulursanız Türkiye'ye bir daha geri dönün. Oradan çalışma vizesi alın size demeyeceğiz size direkt Almanya'da kalın ve çalışın diyeceğiz. Oturma izni vereceğiz. Oturma vizesi vereceğiz. Şimdi böyle bir şeyin adını koyalım Turan Bey. Türkiye bir, nüfusu yaşlanıyor. İki, yaşlanan nüfus Türklerden ibaret oluyor. Üç, Türkiye'nin demografisi tasfiye oluyor. Türkler kaçarken, kendini eğitmiş genç nesil hızla terk ederken eğitimi olmayan, Türkiye'li olmayan, entegrasyon şartlarını taşımayan bir 10 milyonluk doğum oranı 3'ün 4'ün üzerinde olan bir ekip Türkiye'ye yerleştiriliyor. Bunun adı demografik bir tasfiyedir. Türklerin tasfiye edilerek başka bir nüfusla dengelenmeye çalışıldığı bir ortama gidiyoruz. Buradaki maksat nedir? Tabii ki buradaki maksatın başka boyutları konuşulabilir ama İktisadi martı şudur, Türkiye'yi Avrupa'nın dibinde bir Çin yapmak, bir Afrika ülkesi yapmak ve ucuzcu ülke yapmak. Türkiye'ye vurulan bundan daha büyük bir darbe düşünemem. Niye? Çünkü e, Türkiye nitelikli katma değeri yüksek sektörlerden çık çoktan çıkması gerekirken 21 yıllık iktidarda olan bir hükümet 1970'lerin şartlarına, Hatta bir şey söyleyeyim size çok komik. Türkiye bu bu işleri yurt dışından köle emeği, çocuk emeği getirtelim, ucuza kamplarda çalıştıralım. İngilizler bunu 1850'lerde yapıyordu Turan Bey. İngiliz tekstin tekstil sektörünü büyütmek ve dünyaya mal satmak için 1850'lerde yaptığı işlerdi bunlar. Türkiye bugün 2023 yılında ta 1850'lerde dünyanın yaptığı işleri yapmakta. Türkiye'ye düzensiz göç yaparak bunları ağırlarda, kamplarda çalıştırarak sosyal güvenlikten şimdi asgari ücretin beraberinde getirdiği yükü de böyle değerlendirelim lütfen. Yani Türkiye üretim bu üretim deseniyle bu üretim mimarisiyle 450 avro ve üzerine çıkmış bir asgari ücretle dünyada rekabet edemeyeceğini ihracatçılar bangır bangır bağırıyor. Onlara birinin demesi lazımdı ki 20 senedir. Biz dönüşüyoruz, siz de dönüşeceksiniz. Önümüzdeki dönemde ucuz işçi çalıştırarak değersiz Türk lirası üzerinden halkı fakirleştiren modele izin vermeyeceğiz ve bunu bitireceğiz demiş olması gerekirdi. Türkiye'nin gündemi ev ödevi buydu. Maalesef tam tersi başa döndük. Ucuz işçi çalıştıran, kayıt dışı işçi çalıştıran, sosyal güvenliği olmayan, hayatı karartılan sömürge işçilerle, hala çocuk işçilerle, hala iş güvenliği olmayacak şekilde ölüm iş e, e, ortamlarında e, insanlar patır patır ölürken buradan Türkiye bir fakirlik modeliyle yoluna devam edip kendi eğitilmiş neslini de son surat ülkeden kaçmaya zorlayan vahim bir patikaya, platoya girmiş durumdadır Turan Bey. Hocam demografik tahliye ve tasfiye diye bir ifade kullandınız. Bu ürkütücü ifadeyi de dikkate alarak ve birleştirerek bir soru sormak istiyorum ben. Üniversite giriş sınavları da yapıldı malumunuz. Aynı zamanda Almanya'da da göç yasası çıktı. Bunları eş zamanlı olarak konuşmak gerekirse neler söylersiniz? İşte bir kısmını az önce dediğim gibi Turan Bey Türkiye'de üniversite devlet bahçeliden ilk şey geldi. Devlet Bahçeli Hı. dedi ki üniversiteye giriş sınavlarını kaldırabiliriz. Bu haber uzak değildir. Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine dedirtmediği bir şey çok diyeceğini zannetmiyorum ben. Dolayısıyla mutabakat var ama ilk ona söylettiriyor. Hadi bu onu da sana verelim diye. Fakat Gök Başkanı çıktı ne dedi? Yok e, Başkanı şöyle demedi. Bir dakika bu bir uzmanlık konusudur. İ i̇zin verin de eğitimin nasıl olacağına uzmanlar karar versin, bilim adamları karar versin demesini beklersiniz. Öyle bir omurga var mıdır? Recep Tayyip Erdoğan hiçbir kurumun başına böyle omurgalı insanlar atama ihtimali var mıdır? Orada tutma ihtimali var mıdır? Yok başkanı dedi ki adeta mealen söylüyorum sana ne oluyor? Sen kimsin? Bunu söylerse bize reis icabına bakarız, gereğini yaparız. Biz reisten böyle bir talimat almadık dedi. Böylece Recep devlet bahçelinin üzerine çökmesini devlet düşünseniz devlet bahçeliye sen kimsin desem bir gün sonra devlet, devlet bahçelinin teröristleri, militanları, mafyaları gider gökü basar. O adamı da eşek sudan gelinceye kadar döver, yolun ortasında da bırakırlar. O da bu döneme uyum sağlamış olarak akıllıca dedi ki biz talimatı kimden aldığımız bellidir. Ondan talimat gelirse bakarız. Gelmiş değildir dedi. Ama doğrusu gelmiş. Türkiye maalesef bu ucuzcu emek ordularına kayıt dışı bu asgari ücretin dışında çalışan insan kazandırmak üzere Bunları maalesef e, sömürmek üzere böyle bir süreci başlatmış gözüküyor. Türk milletine üniversite giriş sınavlarını kaldırmaktan daha büyük bir ihanet düşünemiyorum. İyinin ve kötünün ayrıldığı, bir yere girmek için son gayretlerin de tasfiye edildiği, böyle bir ihtiyacın kalmadığı, böylece liselerin fiilen tasfiye edildiği, gitmenize gerek yok. Çünkü zaten lise şey de yok, sınavda yok. Her yere de bina yaptı, doldurdu. Onlar da boş duruyor bu arada. Altını çizelim. Bunun nedeni bu. Recep Tayyip Erdoğan 84 vilayette üniversite açtı. On binlerce bina dikti. Ve bu binalar boş. E bunların hocası da yok. Bakın Türkiye'de bir af konusunda bir numaralı gündemin Türkiye'nin derhal tasfiye ettiği 20 bin civarındaki akademisyenini hiç olmasın şu binalara geri döndürüp buralara nitelikli elde kalan bu on bin tasfiye edilen insanı buralara döndürmek gerekir. Türkiye'nin en iyi eğitimcilerini ben 30 sene İngilizce eğitim vermişim. Boğaziçi'nde eğitim vermişim. Beni öğrencilerimin başından almış AKP teşkilatlarında parayla master doktora tezi yazdıran adamları eline yardımcı doçent, doçent belgesi vererek gittim çocukların başına geçin denmiş. Bu ihanetin bir gün kim bedelini ödeyecek? Böyle bir günden var mıdır? Bütün üniversiteler tarikatlaştı, bütün üniversiteler medreseleşti. Akademisyen akademisyen değil, hırsızın teki, hocası hocası değil, yayın yapamaz, fikir söyleyemez, e, 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 siyasi görüş belirtemez bir e, ölümcül bir darbe almış durumda. E böyle bakın çok enteresan Turan Bey. Bence bu grafiği paylaşalım. Şimdi OECD kaynaklı olarak şu elimdeki grafikte iki tane veri var. Bakın birinci grafiğin üstündekinde Türkiye'yi bu sarı daire içerisinde kırmızı barın olduğu yerde. Bakın Türkiye eğitime yani kamunun ilk öğretim, orta öğretim ve lise harcamalarını veriyor. Milli gelire oranını devletin. Yaygın örgün eğitime milli gelirden ayırdığı kaynakta Türkiye dünyada en dip ülkelerden birisi gördüğünüz gibi Turan Bey Türkiye Cumhuriyeti Devleti bina yapmayı halka eğitim diye satarken gerçek anlamda eğitime ayrılan kaynaklar anlamında dünyanın en kötüsü durumuna düşürülmüş durumda. Bunu gören Türk halkının ne yaptıysa ikinci grafikte çok e, etkileyici ve halkımızı eğitime aslında ne kadar önem verdiğini de gösteren bir grafik. Hanelerin, ailelerin bu sefer eğitime harcadığı kaynakta Türkiye dünyada en yüksek düzeyde gözüküyor. Şili birinci, Kolombiya ikinci, Türkiye üçüncü. Bunun anlamı şu Turan Bey. Medeni dünyada bu işe devlet kaynak ayırıyor. Gayrimedeni sömürülen ülkelerde ise devlet oradan çekilmiş. Ailelere diyor ki başınızın çaresine bakın ve Türk halkı da Evlatlarını feda etmemek için yemiyor, içmiyor, sağlığından, hayatından, her şeyinden fedakarlık yapıyor. Bu çocuğu okutmak istiyor. O anlama geliyor. Tam medeni dünyayla tam tamına zıt bir görüntü. Peki halkımızın bu gayretine Erdoğan hükümetinin verdiği tepki nedir? Kendini paralasan da senin çocuğuna kaliteli bir eğitim verme imkanını senin elinden aldım. Sokaktan adam topladım, akademisyen yaptım. En iyi akademisyenleri bana karşıdır, muhaliftir diye attım. Hapislere tıktım, ülkeden kovdum. Lise eğitiminde okula devam şartını kaldırdım. Sınıfta kalma durumunu kaldırdım. Üniversiteye girme imtihanını kaldırdım. Senin çocukların için herhangi bir şey yapabilme imkanını da yok ettim diyor. Bu bir sömürgeciliktir. Bu bir sömürge valisi olayıdır ve maalesef şu an Türkiye'de bu olmaktadır. Son eğitimliler kaçarken, var olan insanlara can hıraş halkın eğitim vermesinin önü kapatılırken ve devlet eğitimden çekilip tümüyle tarikatlara paralel yapılanmalara, ortamı ve çocuklarımızı terk ederken maalesef böyle bir umutsuzluk ortamına Türkiye gidiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bu haftalık da bu kadar olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Üzgünüm. Takipçilerimizden de çok özür dilerim. Olumlu haberler vermek isteriz ama biz onların gözü kulağı olarak gelişmeleri vicdanla, bilimle, akılla <laughs> takip edip halkımızı haberdar etmek mecburiyetindeyiz. Doğruları, yanlışları önceden bildirmek zorundayız. Ben de isterim çok güzel haberler vermek ama inşallah öyle günler de olur, öyle fırsatlar da olur. Onları da konuşabiliriz. Ben takipçilerimizden bir istirhamım var. Bu programı <laughs> çokça paylaşmalarını ve bu programın devam edip etmemesi konusunda görüşlerini de rica edeceğim takipçilerimizden. Lütfen herkes kısa da olsa bu program siz söylemiştiniz 175. mi 179. mu? Hocam bugünkü programın programımız 156. bölüm. Yani çok emek verdik çok zaman geçti. Herkes cepheden ayrılıyor farkındasınız değil mi Turan Bey? Seçimden sonra bakın muhalefet cepheyi terk etti. Halk bir umutsuzluk içerisinde artık e, kahvehaneler, birahaneler, öteler bereler tarikatçılar tarafından basılıyor. E, devletin adliye binalarında yaz Kur'an kursları e, işte paralel yapılarla anlaşmalı. E, bütün okullarda imamların ders vermeleri sanki cami eksik, sanki Kur'an kursları eksik. Diyanete sanki 36 milyar TL boşuna veriliyor. İnanılmaz işler oluyor şu an. Herkes gardı düşmüş umutsuz, çaresiz, masanın altına girmiş. Diyoruz ki biz bari ülkemizi kaybettik ama özgürlüğümüz elimizde. Ülkemiz adına susmayan, sahip çıkan, umut aşılayan, mücadele, direnci gücü veren birileri kalmalıdır burada diyerek biz bu programa bir misyon yüklemeye çalışıyoruz. Ben bu program için bu hafta için takipçilerimizin hepsinden bir kısa da olsa cümlelik yorum rica edeceğim. Anlayalım ne yapıyoruz ne yapmıyoruz diye Turan Bey. Peki haftaya bir başka gerçek ekonomi programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le Musart TV ekranlarında karşınızda olabilmek ümidiyle Hoşçakalın.